Akciğer kanseri dünyada her iki cinsiyet göz önüne alındığında en sık görülen kanser türü olarak ilk sırada yer alıyor. Bilim dünyasında en son yayınlanan verilere göre tüm yeni tanı alan kanserlerin %12,3'ünü akciğer kanseri oluşturuyor. Ülkemizde her yıl 40 bin kişiye akciğer kanseri tanısı konuyor. Erkeklerde en sık görülen akciğer kanserini sırasıyla prostat ve bağırsak kanseri takip ediyor. Kadınlarda ise meme kanseri açık arayla ilk sırada yer alırken, bağırsak ikinci ve akciğer kanseri üçüncü sıklıkta görülüyor. Akciğer kanseri genellikle erken evrede belirti vermemesi ve tipik belirtilerden biri olan öksürük yakınmasında sigara tüketen hastaların sigara öksürtüyor demesiyle zamanında hekime başvurmamaları nedeniyle sıklıkla ileri evrede tanı alıyor. Oysa erken tanı konulduğunda tümörün ameliyatla çıkartılma şansı oluyor ve tedaviden daha başarılı sonuçlar alınıyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Çağlar Çuhadaroğlu, akciğer kanserinde en önemli risk faktörünün sigara tüketimi olduğunu hatırlatarak şu uyarılarda bulundu. Sigara içen kişinin bir de aile öyküsü varsa hava kirliliği olan yerde yaşıyor ya da çalışıyorsa risk katlanıyor. Akciğer kanserinden erken evrede teşhis edilebilmesi için belirtilerde zaman kaybetmeden doktora başvurulması ve yakınması olması dahi sigara içen 40 yaş üstü kişilerin yıllık akciğer tomografilerini yaptırmaları çok önemli. Ancak radyolojik incelemelerde her ne kadar düşük dozlu cihazlar kullanılsa da en iyisi sigara ve kirli havadan uzak durmaktır. Peki hangi belirtilerde zaman kaybetmeden bir hekime başvurmak gerekiyor? Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Çağlar Çuhadaroğlu akciğer kanserinin 8 belirtisini şöyle anlattı. 1. Uzamış öksürük. Özellikle sonbaharla kış mevsiminde en sık görülen yakınmalardan birisi oluyor öksürük. Genellikle üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, alerjiler, astımla KOAH hastalıklarından kaynaklanıyor. Ancak kuru ya da balgamlı öksürük, özellikle kanlı balgam varsa akciğer kanseri için önemli bir belirti olabiliyor. Sigara içen kişilerin çoğu KOAH hastası oldukları için öksürüğün bu hastalıktan veya sigaradan kaynaklandığını düşünüp hekime başvurmuyorlar. Bunun sonucunda da tanıda gecikme yaşanıyor. Erken tanı için özellikle sigara içen kişilerin öksürükleri 2-3 haftayı geçtiyse mutlaka muayene olmaları gerekiyor. Eğer balgamda kan varsa bu sürecin beklenmemesi büyük önem taşıyor. 2. Kanlı balgam. Balgamda kan, KOAH, zatüre ve tüberkülozun yanı sıra akciğer kanserinin de önemli belirtileri arasında yer alıyor. Kırmızı, taze kan akciğer dışındaki bir sorundan, örneğin burun ve diş etinden kaynaklanabiliyor. Kahverengi kan genellikle mide sorunlarına işaret ediyor. Kan balgamla karışık ise akciğer kanserinin belirtisi olabileceği için zaman kaybetmemek gerekiyor. 3. İştahsızlık ve kilo kaybı. İştahsızlık ve kilo kaybı akciğer kanserinde sık görülen belirtilerden. İstemsiz kilo kaybı kanserde çoğu zaman ileri evre belirtilerinden olabiliyor. Ancak burada genelleme yapılamaz. İstemsiz kilo kaybı akciğer kanserinin tüm evrelerinde olabiliyor. Hatta erken evre belirtisi olarak gelişirse erken tanı imkanı da sağlıyor. 4. Halsizlik. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi halsizlik akciğer kanserinde de oluşan önemli bir belirti. Halsizlik her evrede görülebiliyor. Dolayısıyla akciğer kanserinin erken dönem habercisi olabiliyor. Kanser hücrelerinin metabolizması çok fazla çalıştığı için normal hücrelere göre kat kat daha fazla enerji tüketiyorlar. Akciğer fonksiyonlarını da bozarak nefes darlığı da yapmaları nedeniyle ciddi halsizliğe yol açabiliyorlar. 5. Sık zatüre geçirmek. Sık sık zatüre oluyorsanız, hele bir de akciğerin hep aynı bölgesinde ise sorun, altta yatan neden akciğer kanseri olabiliyor. Bu tabloda bronkoskopik inceleme ile hava yollarına gönderilen bir bronkoskop ile hava yolunun içinin görüntülenmesi şüpheli durumda parça alınarak biyopsiye gönderilmesi önemlidir. 6. Nefes darlığı. Nefes darlığı akciğer kanserinin tipik belirtilerinden.
tümörün hava yolunu tıkaması sonucu oluştuğu için ileri evre belirtileri arasında yer alıyor. Akciğer kanserinde nefes darlığının şiddeti kısa sürede, örneğin günler, haftalar içinde daha da artabiliyor. Akciğer kanseri hastalarının önemli çoğunluğunda aynı zamanda KOAH hastalığı da oluyor. Bu nedenle hastalar nefes darlığının KOAH'tan kaynaklandığını düşünerek maalesef hekime başvurmakta gecikebiliyorlar. 7. Göğüs ağrısı. Göğüs ağrısı akciğer zarının ya da kemiklerin tutulumundan kaynaklanabiliyor ve akciğer kanserinin ileri evresinde gelişiyor. Ancak öksürük sırasında göğüste yeri tanımlanamayan bir ağrı olabiliyor ki bu belirti her evrede görülebiliyor. Bunun nedeni ise akciğer kanserinde hava yollarının kitleyi yabancı bir cisim sayarak atmaya çalışması. Kitleyi atamaması sonucunda da inatçı ve ağrıya yol açabilen şiddetli öksürük oluşabiliyor. 8. Ses kısıklığı ve yutma güçlüğü. Ses kısıklığı ve yutma güçlüğü soğuk algınlığı ile reflü gibi daha masum nedenlerin yanı sıra genellikle larenks kanserinden kaynaklanıyor. Ancak akciğer kanserinde de görülebiliyor. Bu kanser türünde ses kısıklığı ve yutma güçlüğü sinir ya da doğrudan ana hava yoluyla tutuluma işaret ediyor. Peki akciğer kanserinden korunmanın 5 yolu nedir? 1. Akciğer kanseri önlenebilir bir hastalıktır. Akciğer kanserinin en önemli nedeni tütün ve tütün ürünlerinin kullanımıdır. Bu nedenle hastalıklardan korunmada en önemli faktör sigaraya başlamanın önlenmesi ve içenlerin de sigara kullanımını bırakmasıdır. 2. Radyasyon maruziyetine karşı dikkatli olunmalıdır. 3. Asbest, radon, zararlı gaz ve kimyasallara maruziyetin önlenmesi kanser riskini azaltabilir. Çevresinde veya iş yeri solunum havasında asbest lifleri bulunan kişilerin profesyonel koruyucu solunum maskeleri kullanması gerekir. 4. Hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerden uzak durulması önemlidir. 5. Sağlıklı bir beslenme düzeninin oluşturulması ve fiziksel aktivitenin artırılması akciğer kanserinden korunma yolları arasında bulunmaktadır. Akciğer kanserinden korunmanın 5 yolunu anlattıktan sonra şimdi de akciğer kanserine neden olan diğer faktörleri şöyle sıralayabiliriz. İnşaat, gemi, izolasyon ve otomotiv gibi sektörlerde kullanılan ve toprakta bulunabilen asbest. Toprağın doğal yapısında binaların temelindeki toprak ve kayalarda bulunan radon gazı. Uranyum, berilyum, vinil kloit, nikel kromat, kömür ürünleri, hardal gazı, klormetil eterler, petrol ürünleri gibi kansere yol açan kimyasallara maruziyet. Yakın akrabalarda akciğer kanseri öyküsünün olması. Yüksek düzeyde hava kirliliği. İçilen suyun yüksek oranda arsenik içermesi. Akciğerlerde radyasyon tedavisi uygulanması.